Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizinle saksı kılıfı yapacağız. Hem evlere güzel dekoratif bir hava katıyor hem de saksı kılıfları çok pahalı satılıyor. Ama siz bir raf ip, kağıt ip veya normal iplerden evinizde kalan iplerle çok güzel saksı kılıfları yapabilirsiniz. Ben raf ip kullandım ama dediğim gibi herhangi bir parça ipinizi de böyle birbiriyle karıştırarak falan da çok rahat saksı kılıfları yapabilirsiniz. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram hesabımı buraya koyuyorum. Beni Instagram'dan takip ederek günlük ve anlık paylaşımlarımda daha çok görebilirsiniz. Şimdi saksı kılıfını göstereceğim. Hemen şuraya koydum. Bakar mısınız? Bunu Instagram'dan paylaştığımda çok beğendiniz. Şu şekilde yakından da göstereyim. Şöyle. Gerçekten çok güzel oldu. Ben de çok beğendim. Bu saksı kılıfı rafya olduğu için içerisindeki saksı da delikli bir saksı. Yani bunu sularken bu kılıfı çıkaracağız doğal olarak. Bilmeyenler için söylüyorum. Zaten bitki bakmayı sevenler, bilenler, tecrübesi olanlar bunu yapar. Yine de saksının süzüldüğünden emin değilseniz veya suladıktan hemen sonra giydirmek istiyorsanız saksının dışına bir buzdolabı poşeti geçirdikten sonra bunun içine giydirirseniz sular buzdolabı poşetinin içerisine süzülür. Ertesi günde buzdolabı poşetini dökersiniz. Böylece kılıfınız ıslanmamış olur. Bu şekilde kullanırsanız daha uzun ömürlü olur. Şöyle pliyama gösterdim. Bu arada pliyama maşallah diyeyim. Ben bunu bu kadar büyütmedim açıkçası. Bu zaten bana Fidan Burada'yla yaptığım işbirliğini görmüşsünüzdür. Fidan Burada'nın marifeti. Umarım ben de böyle sağlıklı bir şekilde bakmaya devam edebilirim. Bir saksı kılıfı da şu şekilde annemin salon çamına yaptım. Bakın bu da çok güzel oldu. Yine rafya iple şu şekilde. Böyle aralara başka çizgiler de yapabilirsiniz. Ben evdeki bütün saksılara kılıf yapmayı planlıyorum zaten. Bu yüzden mesela yarısını böyle bir doğal bir renkte yapıp üst kısmını atıyorum pembe, kırmızı, siyah gibi başka bir renkte yapabilirsiniz. Çizgiler yapabilirsiniz. Yine şuradaki sarmaşıklarıma da küçük küçük saksı kılıfları yaptım. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben rafya ipi ve 5 milim tığ kullandım. Benim rafya ipim 100 gramlık bir rafya ipti. Ve 2 tane orta boy saksı, 3 tane küçük boy saksı gibi. Yani bayağı bir saksı kılıfı çıkıyor bir yuvaktan. Siz de yaparsanız benimle paylaşmayı unutmayın. Lütfen Instagram hesabımı buraya yazıyorum. Bu tarz dekorasyon videolarının devamı gelsin istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Aklınıza takılan sorular olursa her zaman yorumlarda sorabilirsiniz. Hadi gelin şimdi saksı kılıfını nasıl yapmışım beraber görelim. Saksı kılıfımı şu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Ben saksıyı su damlaması bitti diye süzüldüğüce zannedip içine oturtmuştum. Şu alt kısım biraz nemlendi, hatta renk farkı var o yüzden. Ama tekrar kuruyor, sıkıntı yok. Siz yine de eğer saksınızın iyice süzüldüğünden emin değilseniz saksının altına bir buzdolabı poşeti geçirerek kullanın ki böyle olmasın. Ben de tekrar bu şekilde nemlenmesine izin vermem. Bu şekilde yakından göstermiş olayım. Şu kısmını da ters tık iğne falan yaptım. Şimdi bir tane saksı kılıfı beraber yapacağız. Size göstereceğim. Şöyle annemin salon çamına saksı kılıfı yapacağım. Rafya ip kullanacağım şu şekilde. Benim rafya ipim neymiş? 150 metre 100 gram. 100 gram 150 metre bir rafya iplik. 5 milim de tığım var. Rafya ipim var. Şimdi çok basit başlıyorum. Hemen şöyle 5 milimle bir zincir çektim. 2, 3. 3 tane zincir çektim. İlk zincirin tepesine batıyorum. İlk zincire batıyorum daha doğrusu. Çıkarttım, bir zincir çektim. Şimdi bunun etrafına 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, şöyle 2. Bunu istediğiniz saksı boyutuna göre yapabilirsiniz. Bence raf iple daha tok, daha güzel duruyor ama kağıt iple falan da yapabilirsiniz. Elinizdeki malzemeleri değerlendirebilirsiniz. Hatta ve hatta normal iplikle de yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Şimdi 2, 4, 6 tane yaptık bu şekilde. İlk zincire batıyorum tepesini ve şu şekilde içinden geçirip bir üst sıraya çıktım. Bu sefer her birine çift batıyorum. Bu şekilde. Her birinden 2 tane sık iğne çıkarıyorum. 12 ilmek olacak.
6 ilmek de 12'ye çıkmış olacak. Amigurumi falan yapanlar zaten bunu kolayca anlayacaklardır. Şöyle bir, iki. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna kadar geldiğimde bakın burada ilmek varmış gibi görünüyor ama o ilmek değil, bu da ilmek değil. Şu ilmek, burayı karıştırmayın. Şöyle oradan geçirdim. Şöyle ilmek kaydırmayla ikinci sıramı bitirdim. Şu ilk battığım yere, yani birleştirirken battığım ilmeğe tekrar batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bu sefer bir tek, bir çift yapacağım. Bir teki ördüm. İkinciye iki kere sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine bir tane yapıyorum. Yani bir tek, bir çift örüyorum. Şöyle göstereyim. Bu sırada da 18 olacak. 6 ilmekle başladık. Her sırada buradaki ilmek sayısı 6'şar 6'şar artıyor olacak. Şimdi bunu nasıl ayarlayacağız? Bunu şöyle ki şu saksının tabanının sığacağı ölçüde, yani yuvarlağın üzerine saksıyı oturtacağım. Tamam, artık bu benim saksıma tabanı sığdı dediğim noktada benim için bu yeterli olmuş olacak. Şimdi ben saksımın sığacağı kadar bunu büyüteceğim. Bakın bu şekilde taban kısmını büyüttüm gördüğünüz gibi. İşte ilk önce 6 ilmekle başladık. Sonra her birine çift battık 12. Sonra bir tek bir çift 18. 2 tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift, 6 tek bir çift yaptık. Niye çift diyemiyorum? Şimdi burada en son ben 6 örüp 1 artırma yaptım. Benim saksımın bakın şöyle olması lazım. Tersini çevirdim. Bu taban olacak ya. Bakın saksıyı tam ortasına koyuyorum. Şöyle kenarından bakın şu kadarcık artınca saksıya tam oluyor. Yani bu ne kadar, bir parmak kalınlığında, bakın şöyle gösterebilirim. Bunun sebebi de bu klasik saksılar böyle üst tarafta şöyle bir çıkıntı var burada hatta. Alt taraf daha dar, şu üst kısım daha geniş. Bu tam buraya denk geliyor bakın. Bir parmak yaptığınızda, bir tığ ya da kalem koyduğunuzda şu şekilde üstteki çıkıntıyla alttaki tam birbirine denk geliyorsa bu buna uygun bir kılıf oldu demektir. Şimdi bu aşamadan sonra hep düz bir şekilde büyüteceğim. Farklı desenler koyabilirsiniz, farklı renkler koyabilirsiniz. Hiç artırma yapmadan sadece sık iğne örerek bunu saksı boyuna gelene kadar giydire giydire deneyerek yapacağım. Hiç artırma yapmıyorum. Bakın bu şekilde dümdüz sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar geleceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda yine şu ve şu ilmek değil. Bunları karıştırmayalım. Şu ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Bir zincir çektim ve bir üst sıraya geçtim. Bu şekilde yukarı doğru hiç artırma yapmadan çıkacağım ve saksının boyutuna gelene kadar bunu öreceğim. Daha sonra üst kısmını kapatacağız. Benim saksım saksı boyum kadar oldu. Bakın son birleştirmemi de yaptım. Şimdi son sıramızı yapacağız. Bunu ters sık iğne yapacağız. Bir zincir çektim. Şöyle bakın geri doğru. Normalde bu tarafa gidiyorum ya. Sık iğne yapıyorum ama tam ters yönde. Bakın. Bir gerideki ilmeğe batıyorum, ipi aldım, sık iğne yaptım. Bu şekilde kapattığımızda tatlı bir kapanış oluyor. Bittiğinde göreceksiniz zaten. Normal yönümün tersine örüyorum sadece, bu şekilde görünüyor. Yaparken böyle acele etmeden yapın, böyle düzgün dursun. Bu da böyle bir püf noktası. Tabii ki düz bir şekilde de bırakabilirsiniz. Şöyle. Bakın bildiğiniz sık iğne yapıyorum. Sadece ters yöne doğru. Eğer sol elinizle örüyorsanız siz de ördüğünüz, normalde ördüğünüz yönün tersine doğru gidiyor olacaksınız. Şu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar böyle geliyorum. Şu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Şu ipi kesiyorum. Bakın en son sıra sonunda şunu içeriden çıkartıp son ilmeğin olduğu yerden
Şöyle çekiyorum, bakın hizalamış oldum. Sonra tekrar bunu üstten doğratıp aynı yerden dışarı doğru çıkarttım. Bir aşağısından içeri doğru. Bu şekilde bunu da sabitlemiş oluyorum. Saksı kılıfı aslında bu kadar kolay. O kadar beğendiniz ki bu beni çok mutlu etti. Çok fazla bize de öğret, bize de öğret mesajı geldi. O yüzden anlatmadan edemedim. Şu şekilde şimdi içine koyalım bitkiyi. Şöyle koyup göstermek istiyorum. Hemen bakın tam bu kadar oldu. Şöyle. Bence çok tatlı oldu. Bu arada bunları mesela yarısını başka renk, yarısını başka renk yapabilirsiniz. Üzerine küçük pomponlar yapıştırabilirsiniz. Başka renkle çizgiler yapabilirsiniz. Püsküller takabilirsiniz. Bu şekilde farklı farklı bu saksı kılıfını şekillendirebilirsiniz. Sadece raf iple örmek zorunda değilsiniz. Elinizde kalan parça herhangi bir iple de saksı kılıfları yapabilirsiniz. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kafanıza takılan soruları her zaman yorumlarda sorabilirsiniz. Ben diğer bitkilerime de saksı kılıfı yapmaya devam edeceğim. Ben yaptıkça sizinle Instagram'dan paylaşıyor olacağım. O yüzden Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Siz de yaptıklarınızı benimle mutlaka paylaşın. Çünkü yaptıklarınızı görmeyi gerçekten çok seviyorum. Benimle beraber yapıyor olmanız beni çok mutlu ediyor. O yüzden görmeyi çok isterim. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.